Eğer cildinizde sivilce, akne gibi problemler varsa bunlara çok çok iyi gelecektir. Yani temizlemenin son adımı tonik kullanmaktır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Pirinç suyuyla biz bir tonik hazırlayacağız. Ki bu tonik sizi gerçekten gençleştirecek, cildinizi pürüzsüzleştirecek. Her gün bu toniği uygularsanız cildinizdeki farka inanamayacaksınız. Ne kullanacağım? Bakın ben akşamdan hazırladım sizlere göstermek adına. İçerisinde bir avuç pirinç var, bir adet yeşil çay var ve bir kap kadar, yani bir bardak kadar su var. Bu kadar. Bunları akşamdan ıslattım sıcak suda ve sabaha kadar beklemeye aldım. Şimdi bu suyu süzüyorum. Bakın içerisindeki pirinçler bile şişmiş. Siz de akşamdan hazırlayın özellikle. İyice pirinçli su ve yeşil çay karışsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bir avuç kadar pirinç ve bir poşet yeşil çay. Şimdi yeşil çayı niçin kullanıyorum? Yeşil çayı antioksidan etkisinden dolayı kullanıyorum. Cildimi serbest radikallere karşı koruyacaktır. Ve cildimi korurken aynı zamanda cildimi gençleştirecektir. Eğer cildinizde sivilce, akne gibi problemler varsa bunlara çok çok iyi gelecektir. Pirinci niçin kullanıyorum? Pirinç ciltte botoks etkisi sağlar. Kırışıklıklara çok çok iyi gelirken aynı zamanda suyla karışan pirinç fitik asit sentezlediğinden dolayı fitik asit de cildi beyazlatıcı bir özelliği vardır fitik asitin arkadaşlar. Beyazlatıcı kozmetik preparatların içerisine baktığınız zaman fitik asiti görürsünüz. Cildi pürüzsüzleştirir. Lekeleriniz varsa bunlara çok çok iyi gelir. Kırışıklıklarınız varsa bunlara çok çok iyi gelir. İşte bizim burada yapmak istediğimiz şey aslında bu toniği kullanırken o süre boyunca cildinizi her gün gençleştirmek. Şimdi pirinç ve yeşil çay suyumu ekledim. İçerisine bir yemek kaşığı kadar gül suyu ekleyeceğim. Gül suyunu içine ekliyorum. Gül suyunda gözenek sıkılaştırıcı etkisinden dolayı ve gözeneklerin içerisini çok çok iyi bir şekilde temizlemesinden dolayı ekliyorum. Arkadaşlar, şimdi tonik önemlidir cilt temizliğinde. Siz cildinizi istediğiniz kadar yıkayın. İstediğiniz gibi ovalayın. Ancak o gözeneklerin içerisindeki kirleri cildinizden arındıramazsınız eğer tonik kullanmazsanız. Tonik kullanmak demek cildi derinlemesine temizlemek demek. Yani temizlemenin son adımı tonik kullanmaktır. Tonik kullanmayan cilt ben kendimi temizledim demesin. Çünkü temizliği tamamlamamış oluyorsunuz. Bir yemek kaşığı kadar gül suyu ekliyorum karışımıma şöyle. Neden ekledim? Hem gözenek sıkılaştırıcı etkisinden dolayı hem de cildimi derinlemesine temizlemesinden dolayı ekledim. Bir de tonik sizin cildinizi krem ve serumlara hazırlayacaktır. Çünkü temizlenmiş gözeneklerin içerisinden serumlar ve kremler çok daha iyi bir şekilde emilirler. Ve siz sürdüğünüz serumun ve kremin faydasını çok daha fazla görürsünüz arkadaşlar. Hani ben krem sürdüm, cildimde kalıp gibi kaldı diyorlar ya. Krem asla kalıp gibi kalmaz arkadaşlar. Kreme bahane bulmayalım. Problem sizin cildinizde. Eğer sizin cildinizdeki gözenekleriniz tıkalıysa kremi cildiniz ememez. O zaman da ne olur? Kalıp gibi kalır cildinizde. Bir yemek kaşığı kadar gül suyu ekledim. Bir yemek kaşığı kadar gliserin ekliyorum. Gliserini eczanelerden alabilirsiniz. Bakın gliserin cildi çok iyi bir şekilde nemlendirir. Ben burada özellikle kuru ciltlerin de kullanabileceği bir tonik hazırladım ki işte tonik kullanımından sonra cildim takır takır daha fazla kuruyor demeyin diye. Gliserinin de nemlendirici özelliğinden dolayı ekledim. Aloe vera jel ekliyorum. Ben hazır aloe vera jel ekliyorum ki hani iyice karıştırabileyim diye. Ama sizin evinizde bitkisi varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama önerim blenderdan geçirmeniz ve iyice homojenize olmasıdır. Bir yemek kaşığı kadar da aloe vera jelimden ekliyorum arkadaşlar. Şu şekilde ve iyice karıştırıyorum. Bakın bu kadar. Bunu böyle bir sprey şişesine koyabilirsiniz. Buzdolabında saklamanızı öneriyorum. Buzdolabında saklarsanız her sabah ve akşam yüzünüze sıkarsanız ya da pamuk yardımıyla uygularsanız şu şekilde cildinize 7 gün sonra inanılmaz bir fark göreceksiniz. Ve ne yapacaksınız? Tabii ki bana dua edeceksiniz arkadaşlar. İyice homojenize olana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Karıştırma işlemimiz bitti. Ve karışımımızı şöyle kapalı bir kaba alıyoruz. Çünkü buzdolabına saklayacağız. Dediğim gibi 7 gün boyunca saklayabilirsiniz. Şöyle kapalı bir kaba aldım. Biraz döküldü ama olsun.
Kapağını kapatıyorum. Buzdolabına koyuyorum ve 7 gün boyunca bu suyu kullanıyorum arkadaşlar. Sabah akşam tonik olarak kullanıyorum ve cildimdeki değişime inanamıyorum. Bakın ben her zaman söylüyorum. Ben denedikten sonra sizlerle paylaşıyorum ve gerçekten çok büyük sonuç alacaksınız. Ve tonik masrafınız bitecek. Bu suyu her 7 günde bir tekrarlarsanız normal cildinizi tonikle temizlemiş olacaksınız. Gözenekleriniz sıkılaşacak, cildiniz pürüzsüzleştirecek. Eğer sivilce probleminiz varsa bunlara iyi gelecek. Kırışıklıklarınıza iyi gelecek. Bir tonik daha fazla ne yapabilir diyorum. Ve geldik yine bir videonun sonuna. Yine tabii ki üzgünüz ama hiç merak etmeyin. Haftaya bambaşka yine çok faydalı bir videoda tekrar buluşacağız. Ne diyorduk videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere sevgilerimle.